belli coğrafyalarda aldığımız destekler sonrasında tespit etmiş olduğumuz batıklar var. Batmış gemilerden yola çıkarak aslında biz Güneybatı Akdeniz ve Ege bölgesi merkeze alarak ticaret rotalarını ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Bunu zaman dilimi açısından bakarsanız M.Ö. 2. binden M.Ö. sonra 2. bine kadar, yani yaklaşık 4000 yıllık bir zaman dilimini içine alan bir süreci denizlerde takip ettik. İşte ilk başladığımızda sadece şunu söylemem lazım, batıkları bulacağımızı düşünüyorduk ki zaten genel hedefimiz bu batıkları tespit etmekti. Fakat şöyle bir yol izledik, biz bir batık bulduğumuzda onun yakın çevresini de su altına taradık. Tarama esnasında hani o günümüzde kirlenme diye tanımladığımız işte plastik şişe vesaire bir takım teneke kutuların atıldığını düşün. Antik çağda da insanlar kırdıkları seramik parçaları, işte testileri ya da mutfak kaplarını denize atıyorlar. Bunun sonrasında ise iz bırakıyorlar. Biz bu izleri takip ederek öncelikle hangi kıyı sahil şeridini hangi dönemlerde izlediklerini bulduk. Sonra bir baktık ki aslında bir kıyıya geldiğimizde belli dönemler, işte Roma Helenistik ya da daha sonraki dönemlere ait olan ya da önceki dönemlere ait olan materyallerle karşılaşırken bir baktık ki Osmanlı dönemine doğru geldiğimizde başka bölgeler daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bu neyi gösterdi bize? Günümüzden 2400 yıl önce gemilerin kullandığı rotalarla işte Roma döneminde kullanılan rotalar örtüşürken daha sonraki dönemlerde gemilerin boylarının büyümesine bağlı olarak bu rotaların kullanılmadığını, gemilerin daha açık denizlere doğru demirlemeler yaptığını ve aslında coğrafyanın sabit olmakla beraber yaklaşık 2000-3000 yıllık zaman diliminde süregelen rotaların değiştiğini gördük. Şimdi toplam 200'den fazla batığı tespit ettik. Bunların büyük bir çoğunun antik çağlardan işte şöyle tanımlıyoruz, buhar çağına kadar olan dönemdir. Fakat 2015 yılında Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı kapsamında Çanakkale'de de biliyorsunuz bizim Gelibolu Yarımadası'na batmış birçok Çanakkale Deniz Savaşı'na batmış gemi bulunuyor. Bu gemileri de bu kapsam içerisinde değerlendirdik. Böylece çok geniş bir envanter oluştu. Biz bunu lokal olarak her hassas koordinatlarla tespit ettik ve 200 tane batmış gemi şu anda elimizdeki coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı. 200 tane batığın dışında ise yaklaşık 400 tane çapa ve 60'a yakın demirleme yeri tespit etmiştik. Bu da rotalar oluşturdu. Fakat biz çok disiplinli çalışan bir ekip olduğumuzdan ötürü jeofizik bizim ana desteğimizi sağlayan bilim dalı. Bunda da deniz seviyesi değişimlerine çalıştık. Bu deniz seviyesi değişimlerinde ise özellikle kıyıda kalmış liman ve liman yapılarının suda kalmaları, yani su altında kalmış antik kent yerleşimi limanları tespit ettik. Bu da sayı 40'a ulaştı şu anda.